Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette Yalaçapı'nın önünde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak, Karaağaç Destanı reytingleri görüldüğü gibi dizi 2.46 total 1.89 AB 2.32 reytings ABC 1'de elde etmiş. Dizinin tüm gruplarda düşüş yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar değil. Bu oranlarla dizinin ikinci sezonu görmesi zor görünüyor. Ateş Kuşları reytinglerde görüldüğü gibi dizi 2.53 total 1.31 reyting ABC 1'de elde ederken diğer grupta ise 2.24 oran elde etmiş. Tüm gruplarda düşüş yaşadığını görüyoruz. Zaten dizi açısından sezon sonunda finale gideceği haberi gelmişti. Bu oranlarla ilerisi de zor görünüyor. Arka Sokaklar reytinglerde görüldüğü gibi dizi geçtiğimiz haftaya yakın oranlar elde etmiş. 3.45 total 1.26 AB 2.07 rating ise ABC 1'de elde etmiş. Dizi zaten total grubunda iyi oran elde ediyordu. Orada da 4 band altında kalmaya devam ediyor. Bu oranlarla önümüzdeki sezon olacak mı? Yakında duyarız gibi. Gaddar dizisi ratinglerde görüldüğü gibi dizi 3.87 total 2.67 AB 3.49 rating ise ABC 1'de elde etmiş. Dizinin tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından iyi bir durum değil. Yükseliş gelmezse diziyi önümüzdeki sezon ekranda göremeyeceğiz gibi. Yalıçapı'nın reytinglerde görüldüğü gibi dizi 5.80 total 3.41 AB 5.20 reyting ise ABC 1'de elde etmiş. Dizinin tüm gruplarda düşüş yaşadığını görüyoruz. Bence hem de büyük düşüşler dizi açısından. Dizi 2 haftadır artıştaydı. Bu hafta ise düşüşe geçmiş. Bakalım dizi açısından diğer hafta nasıl oranlar göreceğiz. Kızılcık Şerbeti ise zirvede kalmaya devam ediyor. 7.67 total 10.78 AB 10.24 reyting ise ABC 1'de elde etmiş. Dizinin tüm gruplarda reytingini arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından büyük artışlar olmasa da dizilerin düşüşte olduğu haftada artması dizi açısından iyi bir durum. Survivor Anlat Bakalım reytinglerde görüldüğü gibi geçtiğimiz haftada bu seviyelerde oranlar görmüştük. Tabii ki tam bir Survivor değil ama yine de program açısından çok yüksek oranlar olduğunu söyleyemeyiz. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi Esaret haftayı 1.30'da kapattı. Dizi açısından alışık olduğumuz oranlar zaten bu hafta genel olarak 1.30 seviyelerinde izlemiştik. Bakalım haftaya da düşüş devam edecek mi? 1.50'lerden bu seviyelere geriledi bu hafta. Kan Çiçekleri reytinglerde görüldüğü gibi o da haftayı 0.67 ile kapattı. Açılışı 0.80'lerle açmıştı. Genel olarak 70-80 bantlarında görmüştük. Dün 0.64, bugün 0.67. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Rüzgarlı Tepe reytinglerde görüldüğü gibi o da haftayı 0.88 ile kapattı. Haftayı bir bandı üzerinde açsa da sonrasında bu seviyelere geriledi. Genel olarak bu seviyelerde gördük diziyi. Bakalım diğer haftana soranlar göreceğiz. Genel bir bakacak olursak Kızılcık Şerbeti artışlarla zirvede yer alıyor. Dizi açısından iyi bir durum. Yalı Çapkını ise 2 haftadır olan artışa doğru dedi. Bu hafta düşüşe geçtiğini görüyoruz. Dizi Gaddar ise iyi bir durumda değil. Düşüşler içinde yer alıyor. Bu oranlarla ikinci sezonu zor gibi. Arka Sokaklar ise kritik seviyelerde kendi iyi oranları elde ettiği total grubunda da 4 puan da altında kalmaya devam ediyor. Ateş Kuşları da zaten alışık olduğumuz gibi kötü oranlar, sezon sonunda finale gidecek. Karaağaç Destanı ise iyi oranlar elde edemiyor. TRT çıkardığı son dizilerden istediğini elde edemedi bu sezon. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.